Abi ilişkiyi sor, ilişkiyi sor. Açık açık sorun. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Hamdolsun. İyi, çok şükür. Buna da şükür. Neden yapıyorsunuz efendim? Bir Belarus turu olmuş sanırım. Evet, Sibel Hanım sahneye alıyordu. Ben de 3 sene sonra ilk defa yurt dışına çıktım. İşte bir böyle bir değişiklik oldu. Otelin sahipleri, arkadaşları. Onlara bir jest yapalım dedik. Oraya gittik. Efendim, basında bir açıklamanız oldu. İzgeçlerle ilgili. Parası için evlenmek diye çok konuşuldu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ha, o zamanlar çok zenginler şeyleri vardı, köyleri vardı. Onun için evlendim. Evlendim, yandayız abi. Evlendim. Dikkat et kendine, bir adım atsana. Biliyorum, biliyorum. Üstüne 3 kere evlendim, hala o köyden bir haber yok. Peki bununla ilgili bu açıklamadan sonra bir tepki aldınız mı? Yok canım, ne alacağım ya? Onlar benim akrabam yani. Efendim, Yasemin Hanım da bu arada oyuncular başladı. Oyuncular dizide belli oldu. Onlar yakalıyor. Evet. İyi, hayırlısı olsun ya. Yıllardır bekliyordu böyle bir şey. Uygun bir proje bekliyordu. Öyle bir şey denk gelince de. Projeniz var mı yakın zamanda? Şafak Bey'le toplantı halindesiniz. Şafak'la yeni bir şey var. Şafak'ın yazdığı bir dizi olacak. Onda inşallah birlikte olacağız. Yani eğlence programı yapacaktık. Bu yangın sebebiyle birazcık erteledik. Yani insanlar üzülürken, canlarıyla savaşırken öyle bir program yapmanın hoş olmayacağını düşündüğümüz için erteledik. Tamamen rafa mı kalktı yoksa ertelendi? Ertelendi. Yoksa biz anlaşmalarımızı yaptı. Bülent Hanım da yaptı. O da başlayacaktı. O da başlayamadı. Bu arada Ali Sadi oğlu. Hanımefendi. Beyin arkadaşı, Mustafa Bey'in arkadaşı. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geçmiş olsun Mehmet Ali abi. Allah şükür. Allah şükür. Hadi.